Buyurun. Şurada var. Son dönemlerde bazı ilaçlara veya kadaya onu tam bilemiyorum. Alerjim var ama bazı ilaçlara olduğunu biliyorum. Bu nedenle defalarca bu konuda acile gittim. Gece yarıları acilere gittim. Burada ne yapmam gerektiğini merak ettim, soruşturdum hastanelerinden, nereden, ne yapmamız gerekiyor diye alerji polikliniğine gitmeniz gerekir dediler. Ama bak araştırdım, Şanlıurfa'da herhangi bir hastanede alerji polikliniği yok. Alerji doktorumuz yok. Yani bir alerji için, bir alerji tedavisi için benim vücuduma hangi ilaç, ne gibi tepki veriyor, ne gibi alerji veriyor bunu bilemiyorum. Artık doktora gidiyorum, bir soğuk algınlığı, normal insanlar gibi bir soğuk algınlığı. Ama doktor bana yazdı ama dur doktor bey, biraz durur musun nedir? Efendim antibiyotikler bana alerji yapıyor. Hangi antibiyotik? Bana doktor soruyor. Ya hangi antibiyotik olduğunu ben bilemem ki, onu siz bana söyleyin, çıkartın. Hayır, onun için ne lazımmış efendim? Burada alerji polikliniği veya alerji doktoru dediğimiz branş üzerine çalışan doktorlarımız gerekliymiş. Yani ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Devlet yetkililerimize, Şanlıurfa'lı milletvekillerimize sesleniyorum. Yani oraya gidip görev yaptığınızı söylüyorsunuz. Şanlıurfa eğer bir köy ise, benim buna itirazım yok. Bir köyde normal bir sağlık ocağı olur, amenna, bu yeterlidir. Ama Şanlıurfa bir büyük şehir olmuşsa, Şanlıurfa 3 milyona dayanmış bir büyük şehir ise ve Şanlıurfa'da bir alerji polikliniği bulunmuyorsa bu Urfa'nın ayıbıdır. Ya Şanlıurfa eğitim araştırma hastanesi olsun, Eyüp'e eğitim araştırma yok dedi. Burada sadece çocuk alerji bölümü var dedi. Ben çocuk değilim kardeşim. Benim branş doktorum yok. Tamam, çocuk alerjisi mevcut. Buna itirazımız yok. Ama bizim alerji testimizi yapacak doktor nerede? Poliklinik nerede? Bu ve bunun için hangi ilere gitmemiz lazım? Hangi ile gideceğimizi de bilmiyoruz yani. Bunu nasıl oluşturacağız? Yani bunun için ben gerçekten huzursuzluk yaşıyorum. Herhangi bir ilaç alamıyorum. Bir ilaçtan dolayı mıdır? Bir gıda alerjisi midir? Neden dolayıdır onu bilemiyorum. Tabii ben bunu burada anlatırken birçok Şanlıurfa'nın sorununu dile getirmek istiyorum. Ben kendim yaşıyorsam demek ki bu Urfa'da yaşayan yüzlerce, binlerce insan var. Yani bazı insanlar diyor ki efendim bir alerji testi için Adana'ya mı, Ankara'ya mı gitmemiz lazım? Nasıl bir branşmış bu? Çok mu önemli bir branş yani? Burada bir yasadan test alınacak, bu testten dolayı efendim testin sonucunu bildirecek, efendim sen şu ilaçlara duyar mısın yani? Bunları kullanmayacaksın, bu kadar basit. Kullandığınız ilaçlarda ne gibi yan etkiler oldu? Yani yan etkilerden genelden bu kurdeşen denen bir alerji tepkisi diyelim. Yani bir ilaç kullanıyorum, akşam ilaç kullanıyorum. Ben gece yarısı uyanıyorum, acile gidiyorum. Nereme el atıyorsam bir kaşıntı, bir şişme. Buna da herhalde tıpta bunlar kurdeşen mi falan diyorlar. Yani böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyoruz daha doğrusu. Bunun dışında da bazı alerji türlerinde, hatta şu an vücudumda yine alerji türü var. Bakınız. Tam tedavi olamadım. Ben Eyüp'e gittim, özele gittim. Ama verilen ilaçlar, bilmiyorum ki hangi ilaç bana tepki yapıyor, alerji yapıyor, bilmiyorum ki. İlaçları yarıda kestim. Tedavi de olamıyorum dolayısıyla. Bundan dolayı yetkililerden ricam, lütfen Urfa'ya el uzatsınlar. Lütfen Urfa'ya gerekli doktorları getirsinler. Urfa Türkiye'ye bağlı ise, ve Urfa'dan da bizi milletvekili göndermişler bu mecliste, bizim haklarımızı savunsunlar, yeter artık yani bu. Yani daha biz efendim büyükşehir hastanesi bekliyoruz. Ya büyükşehir hastanesinden ziyade önce bir poliklinik, bir alerji polikliniği bana verin ki ben diğerine inanayım.